Merhaba arkadaşlar, ben Seda. Bugün hızlandırma misafir paint videosu ile sizinleyim. İlk defa ses çektiğim için sesim biraz kötü gelebilir veya kesik falan gelebilir. Bunun için üzgünüm. Ve birazcık da nedense heyecanlandım. Doğaçlama olarak anlatacağım. Ve sesi sonradan ekliyorum videoya. O yüzden adım adım her şeyi size anlatamam. Ne görüyorsunuz o zaten. Ayrıca yaptığım bir şey yok. Sadece bazen videoyu duraklatıyorum. Sonra duraklattığımı falan unutuyorum. Çünkü arada ara vere vere yapıyorum. Çok fazla zamanım olmuyor video çekecek de. O yüzden Instagram'da da daha çok aktifim. Instagram ismimi de bir yere koyarım açıklamaya falan ya da videoya. Instagram'da daha çok speedpaint'im var ve orada daha çok aktifim. Sorularınız falan olursa oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki yani anlatmıyorsan niye ses çekiyorsun? Ben sadece bu sesle sizi birazcık programlar hakkında, Midbank ve Paint Tools hakkında bilgilendirmek istedim. Bana sorduğunuz soruları falan yanıtlamak istedim. Öncelikle istek speedpaint almamın sebebini söylüyorum. Aslında alıyorum fakat çok nadir alıyorum. Yani zaten son zamanlarda çok spec paint yapacak vaktim yok. Tatil olduğundan beri çok fazla evde de durmuyoruz. Her neyse almamamın sebebi yani çok fazla kişi istemesi. Yani biraz klişe gibi ama gerçekten herkese yapacak zamanım yok. Ve istek spec paint alıyorum aslında açıklamaya. Çok fazla kişi isteyecek biliyorum. Zaten yazmama rağmen çok kişi zaten yine görmüyor. Ama yani istiyorsunuz falan ama maalesef herkese yapamıyorum. Sadece bazen hani söz verdiğim çok kişi olmayınca önümde çok ısrar edenleri bazen yapıyorum. O da zaten nadir oluyor. Bunun için üzgünüm. Fakat yani dediğim gibi Instagram'dan takip ederseniz veya Instagram'dan falan yazarsanız belki bir ara size de yapma şansım olur. Movistar Planet ve YouTube'da maalesef aktifliğim kötü. Bu yüzden program hakkındaki sorularınızı Instagram'dan sormanız daha iyi olur. Orada hem foto veya video atarak cevaplayabilme şansım oluyor. Bunu daha önce birkaç kez söylemiştim. Her neyse doğaçlama yapıyorum şu an. Neyse programa geçeyim şimdi. Medibank ve Paint Tools'a ilk karşılaştıracağım. Öncelikle hem edit hem sweat paint yapmak isterseniz size Medibank Paint öneririm. Çünkü Paint Tools'a maalesef edit yapılmıyor. Belki de benim sürüm farkından bilmiyorum ama ben edit yapamıyorum. Yani edit yapılsa da Medibank'taki seçenekler edit için daha uygun. Yani ben öyle düşünüyorum. Ben de editi Medibank Paint'ten yapıp sweat paint'i Paint Tools'a'dan yapıyorum. Yani alanınız varsa ikisini de yükleyebilirsiniz tabii. Fakat alanınız yoksa Medibank Paint öneririm. Belki ileride ben de onu kullanırım bilmiyorum. Paint Tools'a alışkın olduğum için uzun süredir onu kullanıyorum yani. O yüzden Medibank'a henüz geçiş yapmadım. Ve dediğim gibi sadece speed paint istiyorsanız Paint Tools'un şeyleri falan aslında daha iyi. Hani fırça, bulanıklaştırma, dağıtma falan. Sürümümden birazcık bahsedeceğim. Maalesef sürümü bilmiyorum sürümümü. Fakat yani bende link falan da yok. O yüzden size link veremiyorum. Bende daha çok fırça var normal sürümüne göre. Ben linkimi YouTube'dan bulmuştum. Eski linki var fakat link güncel olmadığı için kullanamıyorsunuz. Birazcık YouTube'dan, yabancı kanallardan falan zaten araştırırsanız genelde açıklamaya link falan koyuyorlar. Like sayısından falan da bir şekilde yani link bulabileceğinizi düşünüyorum. Bu şekilde çoklu fırça şeyini yükleyebilirsiniz. Onun dışında yani ben speed paint yapmaya 2 sene önce falan başladım. O zaman yani Türk serverinde yapan var mıydı hatırlamıyorum. Fakat varsa da bir iki kişiye fazla vardır. Bir kanal vardı. Türk ilk oradan gördüm. Sonra yabancılardan falan araştırdım. Her neyse yani YouTube kanalında da Türk yani programı tanıtan maalesef ben kimseyi bulamadım. Yani var ama bir iki kişi. Kanal isimlerini de hatırlamıyorum. Çok önceden izliyordum. Fakat ben programla ilgili, Paint Tools'a ile ilgili her şeyi yani kendim karıştırarak buldum. Aslında çok karışık bir program değil. Benim kanalımda da Medibank ve Paint Tools'a ile ilgili birkaç tane video var. Yeni başlayanlar falan ya da başlamak isteyenler onları izleyebilir. İşinize yarayacağını düşünüyorum. İlk başta gerçekten programa alışmanız yani bir iki ay falan sürer en fazla. Çok şey olmaz. Ama benim hala mesela programla ilgili bilmediğim çok şey var. Yani bildiklerim de var. Programla ilgili sonra daha detaylı bir video çekerim. Yani çekebilirsem öyle diyorum ama onu da kaç hafta sonra çekerim bilmiyorum. Dediğim gibi ya benim Camtasia'mda sorun var. Onu indirip tekrar yüklemeye falan da çok üşeniyorum cidden. Maalesef çok fazla yani 10 dakikadan fazla editle uğraşamıyorum. Çünkü yani bilmiyorum error veriyor program. Her neyse ne dediğimi de unuttum. Şimdi benim kanalımdaki eğitici videolar sizin işinize yarar. Örneğin piksel sorununu falan anlatmıştım. Veya kopyala yapıştır yapma çok fazla şey aklıma gelmiyor ama onlara bakabilirsiniz ama benim yani şeyim hani kendiniz karıştırarak anlasanız yani baksanız programlara daha iyi olur diye düşünüyorum. Ve benden şu ana kadar çok fazla hani özel ders vermemi falan da isteyen oldu mesela. Yani böyle resmen hani video falan atmamı isteyenler çok oldu. Fakat ben yani zaten tüm speed paintlerimin videosunu çekmiyorum yaparken. Çünkü bu gerçekten ben normalde speed paintlerimi birkaç günde tamamlıyorum. Tabii ki de hani bir iki tane video çekip birleştirebilirim yani.
Öyle bir seçeneğim var fakat maalesef bunu yapamıyorum. Çünkü dediğim gibi Camtasia'da çok fazla duramadığım için hani boş olduğum bir gün sadece video çekebiliyorum. Çünkü video çekmem için Speed Paint'in tamamını o gün bitirmem lazım. Ve bu benim çok zamanımı alıyor gerçekten. Ve zaten Speed Paint başında bilgisayar başında çok duramıyorum. Biraz hızlı konuşuyormuşum gibi çok anlatamadım galiba ama şu anda yani ne konuşacağımı da pek bilmiyorum. Konuşurken aklıma bir şeyler geliyor sonra unutuyorum falan. Her neyse ne dediğimi unuttum en son. Video çekmek için tüm Speed Paint'i aynı günde yapmaktan bahsediyordum. Bu yüzden aslında videoları bir iki üç haftada bir falan atabiliyorum. Çok fazla zamanım zaten yok. Onun dışında dediğim gibi yani Instagram'dan falan istediğiniz şeyi sorabilirsiniz. Ben bildiğim kadarıyla size yardım edebilirim. Fakat size özel ders veremem çünkü yani onun için video çekmem lazım. Zaten Camtasia'da baya sorun yaşıyorum. Ve bunu size atmak da bir hali zor olur. Zaten Instagram'da falan en fazla kaç saniyelik atılabiliyor bilmiyorum ama yani o kadar uzun videolar atılamayacağını da biliyorum. Size tek tek anlatamam da yani ben burun yapmayı, göz yapmayı, dudak yapmayı deneye deneye fail ola ola geliştirdim kendimi. Dediğim gibi çok uzun süredir yapıyorum. Hani tabii ki sizin gelişme süreniz daha kısa sürebilir. Yani bu insanın birazcık da insana bağlı. Bilmiyorum. Diyeceğim şeyleri de unutuyorum. Neyse birazdan konuşmayı bitireceğim. Aklıma gelmişken bir kez bir şey daha söyleyecektim. Fotoğraf açmadan bahsedeceğim. Onu bana çok soran oluyor. Paint Inside'de fotoğraf açmayı birazcık yani nasıl anlasın bilmiyorum ama hani şey farklı neyse şimdi yukarıdaki yazılar var mesela open falan var. İlk başta şu an ne yazdığını hatırlamıyorum çünkü sesi farklı ayrı ayrı çektiğim için. Neyse yukarıdaki ilk dosya vardı. Dosya ne demek unuttum İngilizce'de. Neyse işte dosya seçeneği var ilk başta. Onu tıklayıp open'a basıyorsunuz ama open'a basarken mesela dosya adı ne diyeyim MSP ya mesela sadece MSP yazarsanız dosya açılmaz. Oraya türünü de yazmanız lazım. Yani PNG veya JPG tarzı dosya uzantısını da yazıp öyle açmanız lazım. Sonucuma ne kaldı? Çok bir şey söyleyeceğim bir şey yok yani. Programı nasıl zaten kullandığımı videoda görüyorsunuz. Keşke düşünüp çekseydim sesi bilmiyorum ama şu an aklıma da pek bir şey gelmedi. Daha sık video çekmeye çalışacağım ama dediğim gibi bana hani soracağınız bir şey olursa YouTube'dan yazarsanız zaten birkaç günde bir YouTube'a giriyorum. Onda da çok fazla bildirim geliyor ve yani çok fazla yanıt veremiyorum yazdıklarınıza. Instagram'dan bana ulaşırsanız daha iyi cevap verebilirim size. Diyeceğim bir şey kalmadı galiba. Bir ayrıyeten eklemek istediğim bir şey olursa sonra videonun sonuna veya açıklamaya veya yoruma falan sabitlerim diyeceğim şeyi. Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın.